Ankara'da yarından itibaren eğitimde yeni düzenlemeye gidildi. Tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi şeklinde bir karar alındı. Acaba bu karar hangi sınıflar için geçerli ki? Bazı sınıflar yüz yüze eğitime devam edecek. Hepsini öğrenelim. Ahmet Türkeş notlarıyla karşınızda Ahmet. Yayınlar dileyerek başlayalım ve kararın ayrıntılarını paylaşalım. 5 Nisan pazartesinden itibaren geçerli olacak İl Hıfzı Sıha Kurulu tarafından alınan yeni eğitim düzenlemesi, yeni eğitim kararları. Buna göre pazartesi gününden itibaren ortaokul 5, 6, 7 ile lise hazırlık 9, 10 ve 11. sınıflarda uzaktan eğitime geçilecek. Okul öncesi eğitimle ilkokullarda daha öncesinde olduğu gibi yüz yüze eğitim devam edecek. İlkokullarda eğitim 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim şeklinde gerçekleştirilecek. Ortaokul 8. sınıfların haftada 12 ila 22 saat, lise 12. sınıflarda da 16-24 saat aralığında yüz yüze eğitime devam edilmesi kararı alındı. Ancak şunu da belirtelim, yüz yüze eğitime katılım kararı velinin rızasına bağlı olacak. Son günlerde Türkiye'nin tamamında hemen hemen her şehirde vaka sayılarında büyük bir artış var. Risk haritasında pek çok şehrin rengi kırmızıya döndü. 100 bin kişiye düşen vaka sayılarında artış yaşanıyor. Bu kapsamda da başta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olmak üzere pek çok yeni tedbir kararı alınıyor. Ankara'da da İl Hıfzı Sıha Kurulu artan vaka sayıları nedeniyle eğitimde yeni bir düzenlemeyi başlattı. Bu kapsamda 5 Nisan pazartesinden itibaren ortaokul 5, 6, 7 ile lise hazırlık 9, 10, 11. sınıflarda uzaktan eğitime geçilecek. Okul öncesi eğitim ve ilkokullarda daha öncesinde olduğu gibi yüz yüze eğitim devam edecek. Tabii bundan sonra gözlerde vaka sayılarındaki değişimde olacak. Yeni tedbir kararları mı alınacak yoksa durum düzelecek ve tedbirler gevşetilecek mi? Biz Ankara'dan bu soruların cevabını arıyoruz. Buldukça da sizlerle paylaşacağız diyelim. Sözü İstanbul'a bırakalım.